Evet sevgili spor severler, selamlar herkese. Yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Videomuza daha doğrusu konumuza geçmeden önce malum konumuz yine futbol. Maçlarla ilgili yorum ve görüşlerimizi bildireceğiz, paylaşacağız sizlerle. Ama paylaşmadan önce öncelikle şu son 2-3 günde görmüş olduğumuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok çok yoğun bir ilgi görüyoruz. Abone sayılarımız gittikçe artıyor. Büyük bir aile olmaya devam ediyoruz. Ondan dolayı yorumlarınız için, güzel dilekleriniz için teşekkürler. Destek vermeye devam. Abone olmayanlara da mutlaka abone olmalarını istiyoruz, bekliyoruz ve tabii ki de herkesin de bildirimlerini açıp en azından videolarımızdan haberdar olmasını temenni ediyoruz ki herkes burada yapmış olduğumuz videolardan haberdar olsun ve bir şekilde faydalansın. Ve yapmış olduğumuz yorumlarda da zaten görüyorsunuz ve tabii ki değerlendiriyorsunuz. Gerçekten güzel maçlar çıkartıyoruz son zamanlarda, son günlerde özellikle. Başarılı maçlar var. Dediğim gibi içlerini seçip değerlendirmesi tamamen sizden, yorumu bizden, tamamen sizin kendinize kalmış. Hangi maçları değerlendirip değerlendirmeyeceğinizi bunu biz kesinlikle yönlendirmek istemiyoruz. Tamamen bizim kendi görüşlerimizi, yapmış olduğumuz analizler ve takımların durumlarına göre yapmış olduğumuz yorumlar sonucunda siz kendiniz hangisini seçeceğinizi karar vereceksiniz. Evet, fazla laf ettik. Kusura bakmayın, hemen maçlarımızı geçelim. Maçlarımızı geçelim. Bakalım, genelde kupa maçları var hafta içi. Çarşamba günü bülteni 23 Ocak. Hollanda'ya gidelim. Bir Twente-Willem karşılaşmasına bir bakalım. Twente-Willem karşılaşmasında dikkat çeken şu unsur var. Son oynamış oldukları 3 maçta gollü geçmiş. 2-2, 3-1 ve 2-1'lik skorlar var. Twente'nin bir galibiyeti, Willem'in de 3-1'lik bir galibiyeti. Bir de en son işte oynadıkları ligde 2-2 beraber kalmışlar. Kupa karşılaşmasında olduğu için iki denk takımın mücadelesi olacak. Öncelikle tercihimiz karşılıklı gol var. Yine karşılıklı gol olur. Ve üste yönelebilirsiniz arkadaşlar. Yine gollü bir karşılaşma bizi bekliyor burada. Twente biraz da olsa favori gözüküyor ama en mantıklısı karşılıklı goller olur diye düşünüyoruz bu maçta. Burton, Man City, İngiltere Lig Kupası. İlk maç 9-0'lık Man City'nin galibiyetiyle bitmiş. Gerçekten Burton için bir prestij maçı. Manchester City zaten büyük bir ihtimalle yani as oyuncularını pek oynatmayacak, yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkacak diye düşünüyorum. Çünkü 9-0'ın ardından artık ne kaybedilecekse bilmiyorum ama pek kaybedecek bir durum da yok. Ağırlıklı olarak Guardiola yedeklere yer verecektir. Burton için bir nevi artık yani ne atarsam o kar. Çünkü sonuçta Manchester City'ye karşı oynamak da büyük başarı. Bu karşılaşmada City farka gider mi yine? Soru işareti. Bir handikap açılmış. Değerlendirmek biraz riskli diye düşünüyorum. En mantıklısı üste gidin arkadaşlar. 2,5 gol üstü oynanır. Hatta risk oynamak isteyenler 3,5 gol üstü de oynayabilirler. Ama unutmayalım, Manchester City fark atması biraz soru işaretleri yani büyütüyor. Çünkü yani yedek ağırlıklı bir maç, hazırlık maçı gibi bir şey düşünün. Yani pek fazla da girmek istemiyoruz ama oynamak istiyorsanız 2,5 ya da 3,5 gol üstü yönelim. Feyenoord, Fortuna Sittard, Hollanda. Hemen oraya da bir bakalım yine kupa maçına. Çok ilginçtir ki Feyenoord bu takıma karşı ligde 2-0 yenildi kendi evinden de. Yani bir intikam, bir acısını bir çıkartacaktır düşünüyorum Fortuna'ya karşı. Burada Feyenoord'un rahat bir galibiyetine, en azından o ligdeki o sürpriz mağlubiyetinin acısını çıkartacak diye düşünüyoruz. Feyenoord'u direkt oynayabilirsiniz ve üste yönelebilirsiniz. Braga, Sporting Lisbon. Portekiz'deyiz. Hemen oraya bir göz atalım. Braga ligde en son Sporting'e karşı 1-0 galip gelmiş. Hatta iki defa 1-0'lık skorlara galip gelmiş. Sporting 2-2 evinde oynamış olduğu bir karşılaşmada 2-2 beraber kalmış.
Sporting'in deplasman kalesine şöyle baktığımız zaman kupada Firenze'yi 2-0 yenmişler. Lig kupasında yine aynı takımı 4-1 yenmişler. Ondan sonrasında deplasman maçlarına şöyle bir bakalım. Rio Ave'yi 3-1. Yine kupa maçında 4-1. Yani gollü karşılaşmaya çıkarıyor Sporting. Sporting burada gol bulacaktır mutlaka. Braga da atacak ama. Braga'yı da yani şey yapmayalım. Küçümsemeyelim. Braga iyi bir takım. Burada karşılıklı gol olur diye düşünürüz. Ve 2-3 gol arası bir maç bekliyoruz burada. Celtic, San Mirren, İskoçya'ya gidelim. İskoçya liginde Celtic 1. San Mirren 11. Celtic son oynadığı karşılaşmaya şöyle bakarsak son olarak Rangers'ı yenilmişler kupada. İşte ikinci devrenin başlangıç maçı. Zambirin'e karşı galip geleceklerdir. 2.5 gol üst ve handikap başlayacaktır diye düşünüyoruz. Celtic burada rahat bir galibiyet alacaktır. Paris Saint Germain, Strasbourg. Paris bayağı formda. Bunu zaten son lig maçında gördük. Bayağı iyi bir çıkış şu an yakalamış durumdalar yine. Son Green Camp maçında kendi evlerinde 9-0 galip gelmişler. Ha şimdi bu Strasbourg'a karşı kupada ne olur? Biraz zor ama şöyle baktığımız zaman son oynadıkları karşılaşmalar 1-1, 5-2 ve 4-2'lik skorlar var. Ligde 1-1 beraber kalmışlar Strasbourg'da. Paris evinde 5-2 yenmiş. Bir de deplasmanda 4-2 yenmiş. Yani göze batan şu Strasbourg yine bir gol bulur. Ama Paris'te bayağı bir etki yaratacaktır diye düşünüyorum. Ondan dolayı karşılıklı gollerde 2.5 gol üstü yönebilirsiniz. Sürprizler içinde 3.5 gol ya da 4.5 gol yönelen gollü bir karşılaşma burada bizi bekliyor. Evet, bugünlük yorumlarımız bunlar. Aşağıda yine her zaman olduğu gibi hatırlatalım. Linkleri verdik. Değerlendirin. Yorum ve görüşlerinizi bildirin. Like'larınızı atın. Like'larınızı görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Herkesi kanalımıza bekliyoruz. Tekrar yeni bir videomuzda görüşmek üzere.